Bunu size birazdan açıklayacağım ne olduğunu. Gel aşkım, acıktın mı sen? Gel bebeğim, ayaklarımda dolanıyor ya. Dur bir dakika. Ama orada biraz maman var. Şeker beklemiş, mama yemekten hiç hoşlanmaz. En son gece koymuştum. Böyle tekrar karıştırıyorum. Bu kadar ama yeterli mi? Az biraz daha koyalım. Tamam, bu yeterli. Hadi al aşkım. Suyunu da değiştirelim. Her sabah rutin. Ya Cihan'ın ya da benim yaptığım şeylerden bir tanesi. Cihan bu sabah yok. O yüzden de bu iş bana kaldı. Al bakalım, afiyet olsun sana aşkım. Benim bebeğim şimdi burada yemek yiyecek. Bakayım nasıl yiyorsun. Nasıl acıkmış? Kütür kütür yiyor valla. Dur bir elimizi yüzümüzü yıkayalım ya bu. Hepinize merhaba. Videoma ve kanalıma şu anda hoş geldiniz. Az önce tabi uyanır uyanmaz hemen böyle hay falan selam veremiyorum. Malum ben sabahları çok çok zor uyanıyorum. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Beni biliyorsunuz, artık öğrendiniz. Şimdi şu gözlerim çok şiş her zamanki gibi. Maalesef her zamanki gibi. Onlara bir maske var uygun. Maske değil, çok pardon. Soğuk bir jel gibi bir şey. Hemen onu takıp bir iki dakika onunla kalmak istiyorum. Ondan sonra size ev hali ve evin durumuyla alakalı döneceğim. Şunu göstermek istiyorum hemen. Bu ne? Bu böyle bir strafor. Tamam mı? Bunu ben gece böyle kapımın önüne koyuyorum ki. Çünkü şeker kapıları tırmalamaya hala devam ediyor. Gece canı sıkılıyor, oyun oynamak istiyor ve gelip bizim kapılarımızı tırmalıyor. Bu hiç doğru bir şey değil. Yani bunu açlıktan, susuzluktan yapmıyor. Tamamen gıcıklık olsun diye yapıyor. Allah'ım, yine çok zorlanıyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Esra de çoktan uyanmış ve derse başlamış. Onu size göstereceğim. Anne, ne oluyor? Kendine konuşuyorum sandım. Yok ki çocuğum. Kafaya büyüge sıyıracağım da. Annen kafayı sıyırabilir bir gün. Aa, işler güçlerden sıyırır yani, olabilir. Şu anda Esra ders çalışıyor ama nasıl bir ders çalışma? Kulağı da bendeydi, buna da çok şaşırdım. Anne sus, hocalarım izliyor. Nasıl izliyor? Duyuyorlar mı? Hayır. Sen nasıl benimle konuştun izliyorlarsa çocuğu? Hocalarım senin kanını biliyordur. Ha. O kısmı bükle. Çok pardon, çok pardon. Esile beni dinlemiyordu da. Ben çok yüksek sesle konuştuğum için bir anda kulağı bana kayıverdi. Mutfağa gidelim ve şu gözlüğü alalım. Yedin mi kuzum? Bebeğim. Hadi ışığı kapatmayı. Cihan olsa ne derdi biliyor musun? Biz tekli ortak mıyız Suna? Ne bu ışıklar her yerde yanıyor. Standart laflarından bir tanesi. Gel seni balkona çıkartacağım çocuk. Çok şeker bunalıyor. Sıcaklıyor da, balkona çıkabilir. Çıkabilirsin aşk kitabı. Vallahi bu doğal bir sabah. Bak size şuradan da sesleneyim. Vallahi bu doğal bir sabah rutini. Anladın mı? Ben sabahları böyleyim yani. Kalkıyorum, bir evi turluyorum. Hani çok çok farklı şeyler yapmıyorum. Her sabahım böyle geçiyor. Cihan yok. Cihan bir iş için şehir dışına gitti. Bugün yalnızım. İşleri var. Bazı işleri var. Kendiyle alakalı. O yüzden bugün bu rutinimizde Cihan yok. Gelmişken şu çayını altını da açalım. Çünkü ben çaysız yaşayamam. Tamamdır, şimdi gidelim şununla bir iki dakika gözümüzü bekleyelim. Belki gözlerim biraz yatışır. Hem bedavadan 5 dakika daha yatmış olurum. Sonra kahvaltı hazırlayacağım.
Çünkü Esin'i birazdan açlıktan geberiyorum diye söylenmeye başlar. Buz banyomuz bitti. Ne yapsam? Hayır, gözler çok fazla yatışmıyor. Bir iki saat geçmesi gerekiyor. Yani öğlen 1-2 gibi anca gözlerim yatışmış olacak. Yapabileceğim bir şey yok. Yani böyle maalesef her sabah benim böyle. Şimdi arkada bir yavru var ya. Acıkmış o. Acıktım deyip duruyor. Bak. Bakın nasıl diyor bak. Acıktım. Çok mu? Çok acıktım. Ölüyor musun? Ölüyorum. Yalvarıyorum sana yemek için. Peki gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Daha da uyanalı. Yani yarım saat oldu onun içinde. Anladınız? O da 9'da kalkıyor. Sorsan sanki 5 saat sonra kalkmışım gibi. Ay çok neyse ben galiba bayılacak gibi hissediyorum kendimi ya. Gidiyorum ben. Kahvaltı hazırlamaya. Hani siz bana diyorsunuz ya. Sabah rutini çek, sabah rutini. Ya çekemiyorum görüyorsunuz yani. Felaketim ya ben sabahları. Allah'ım ne olur bana yardım et. Çıldım velet geldi. Biz çayı demleyelim hemen. Saçlarımın yeni rengini çok sevdim ha. En son daha böyle sarımsı yaptık ya, çok hoşuma gitti. Birazdan size saçla ilgili iki tane şey göstereceğim. Kullandığım çay bu. Belki merak edersiniz. Her sabah bir poşet. Dolaptan da kahvaltılığı çıkardım. Esin'e sevdiği şeyler bu. 2 dilim kaşar kalmış. Bunu yeriz. Bitsin gitsin. Az bir tereyağı. Burada zeytin var. Ondan sonra burada peynir var. Alışkanlığa bakar mısınız? Cihancığım yok ama ben 3 tane tabak, 3 tane çatal çıkarmışım. Başka ne var? Domates salatalık ister mi? Silah istemez. Zaten sadece salatalık var. Bir alışverişe de ihtiyaç var gördüğünüz gibi. Buradan bir şey ister mi? İsteyebilir. Fanta veya ayran içebilir. Neyse. Sonra çıkartırım da. Şuradan yumurtayı alayım. Yumurta yapacağım ona bu sabah. Haşlanmış yumurta seviyor. Hadi hazırlamaya başlayalım. Balkonda 2 dakika oturayım, Esile'yi bekleyeyim dedim. Kahvaltıya gelene kadar, hani dersim bitmesine. 2 bardak su içeyim dedim şöyle. Çünkü ben her sabah uyandığım zaman mutlaka aç karnı 2 büyük bardak su içiyorum. Yani 2 de olur, 1 de olur. İşte siz de içmeye çalışın. Yani, hani ay geldi hani benim. Bir blok ders olacak. Ben de hocam kahvaltı yapmam lazım dedim. Hoca 10 dakika ara verdi. Hemen geldim. Ay çok şükür. Hemen otur, hemen otur. Ben de oturacaktım. Yalnız bu sabah elime attığım her yerde şeker var. Şu anda da o benim koltuğuma oturmuş. Ay. Hemen otur çocuğum. Hemen ekmeğini falan getiriyorum. Burada toplayayım, yemek yiyeceğim. Bakar mısınız Şeko'ya? Kalk Şeker, önüne oturacak. Neyse boş ver. Ben de şey. Anam kokiye. Nasıl benim yavrum kokiyi seviyor? Suyumu için dediğim gibi mutlaka anne, uyandığınız zaman aç karnına su için. Mideye zarar veriyorsun biliyorsun değil mi evi karısını içmeye? Aç karnına canım ha. Benim aç karnına. Bunu bütün doktorlar da söylüyor, diyetisyenler. Tamam abla. Ben gideyim de şu kızın ekmeğini getireyim. Evet 10 dakika yiyebilirim. Tamam. Dalga dalga dalgalanır. Esin o şarkıyı biliyor musun? Anne of ya. Dalga dalga. Nasıl kız, başını hatırlat. Anne artık ekmeği getirir misin? Bir dakika başını hatırlatsana. Bir hatırlamıyorum ben. Bir dalga dalga nasıl da dalgalanıyor anne, görüyor musunuz bizim bayrağımız? Yiyor. Bu şarkıyı kim söylüyor bilenler yazsın yoruma, tamam mı? Dalga dalga dalgalanıyor. Anne kulağımı kanatıyorsun. Sus be çocuğum. Aa, kanatıyorsun ama. Kanasın. Aa, kanıyor, kanları tutamıyorum.
Annen aklına soktun şarkı çıkmıyor. Dalga dalga dalgalanıyor. Şarkı kimin biliyor musunuz? Murat Övünç. Aman bu kamerayı da bu sabah yani sinir oldum he. Bu şarkıyı Murat Övünç diye biri söylüyor. Ben onu bulursam şey yapacağım size, ekrana koyacağım böyle kısa kısa. Bu böyle çok trend yani sağda solda. Milletin hep ağzında. Yani bilmiyorum, belki siz duymamış olabilirsiniz ama ben de söyleyince işte bana gıcık oluyor. Dalga dalga. Ağzıma doldu şarkıya. Çocuk derste sürekli aklına gelecek. Neyse, ben kahvaltıya başlıyorum tatlışlar. Muhteşem bir çayım var. Çay her şeye bedel benim için, biliyorsunuz bunu. Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra birazcık Instagram'da gezineceğim. Ondan sonra saç için size birkaç bir şey söyleyeceğim. Bekleyin, bir yere ayrılmayın, tamam mı? Reklamlardan sonra görüşürüz diyormuşum. Ve burada reklam çıkıyormuş mesela. Olabilir. Şimdi kahvaltım bitti. Ben birazdan masayı toplayacağım. Sıkıntı yok. Ama öncelikle bir video koymam lazım yüklemeye. Biraz daha iyiyim. Gördüğünüz gibi gözlerim birazcık daha düzeldi. Şimdi o videoyu hemen yüklemeye koyayım. Esra'nın videosu. Şeker ofisinden çok güzel bir çantamda ne var videosu çekti, izlemek istiyorsanız. Muhtemelen o benden önce yayınlamış olacak. Bu videodan önce kanalına gidip izleyebilirsiniz. Hemen o videonun ayarlarını yapmam lazım. Onu yüklemeye koymam lazım. Bir yarım saat bilgisayarda işim var. Esra, tabii ben yarım saat duramayacağım. Hemen bir yüklemeye koyayım. Böyle Esra teneffüs araları veriyor ya, 10 dakika 15 dakika şu an vermiş. O aralarda o ayarları halletmeye çalışacağım. Daha sonra da yatağımı toplayacağım, kahvaltıyı toplayacağım ve sabah rutinim saat şu anda 11.30, işte 12.30'da benim sabahım bitiyor artık. Öğleden sonra başlıyor. Devam edeceğiz birazdan. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum bilgisayarımda. Hemen şurada gördüğünüz, hep bana soruyorsunuz ya, ne kullanıyorsun, ne kullanıyorsun, ne kullanıyorsun edit programı olarak. Ben Vegas Pro 17 kullanıyordum. 13 kullandım bir ara. Ondan sonra 17'ye geçiş yaptım. Bu programları ben satın alıyorum. Anladınız mı? Yani şu 1000 lira civarında mesela. Bu Filmora 9'u da yeni satın aldım. Çok da memnun kaldım. Bazen buradan yapıyorum editlerimi, bilgisayardan yapıyorum %90. Bazen de bu programdan yapıyorum. İkisini de kullanmayı çok seviyorum. Ama bu programları kullanabilmek için ciddi ciddi bunları nasıl kullanılacağını bilmek lazım. Yani ben bunu nasıl öğrendim? Yaklaşık 3 senede, 2 senede falan, yani böyle her gün yeni bir özelliğini öğreniyorum falan. Yani nasıl edit yapılır, nasıl kesilir, nasıl efekt eklenir, nasıl yazı eklenir. Bunlar tabii ki bir zaman ve öğrenilmesi gereken şeyler. Yani öyle programı indireyim, hop kullanayım, öyle bir şey yok. Emek vereceksiniz, öğreneceksiniz. Dediğim gibi ben bu iki edit programını kullanıyorum. Yani %5, yani yılda belki 4-5 defa telefonumdan, bilgisayar bozuksa ya da internette bir sıkıntısı varsa telefonumdaki iMovie'den edit yapıyorum. Ama %90-95 biz bilgisayardan yapıyoruz video editlerimizi. Bunu da söylemek istedim. Bu kadar şimdi. Ben şu ayarları yapayım çünkü Esra derse oturacak. Evet. Evet mi? Evet, derse olacağım. Şimdi atalım. Dalga 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 dalgalanıyor. Esra bana bir kızıyor ki. Ne? Ya senin aklına geçmişler ne ya? Unutmuş muydun? Yine aklına soktum. Esra, Esra yani hep benimle uğraşıyor zaten. Şarkı hiç kulağından, aklından çıkmamış da derse odaklanamıyormuş da bir söyleniyor bana bir dünya. Neyse, ben şimdi dişlerimi falan fırçalayacağım. Şimdi size iki tane şey göstermek istiyorum. Bak, bu çok güzel bunlar çünkü, görün istiyorum. Şunu ben şöyle tutayım. Argan yağı. Bunu ben gratis'ten aldım. Fiyatı da uygundu. Yani hatırlamıyorum şimdi ama 10 lira olabilir, 12 lira olabilir, 15 olabilir, bilmiyorum ama asla 20 lira falan değildi. Bu çok güzel bir yağ. Ben bu yağı işte birazcık böyle bir tutam elime sıkıp böyle saçlarımın uçlarına falan sürüyorum. Bana çok iyi geldi. Çünkü saçlarımı boyadığım için çok kuru kuru oluyor uçları. Yani saçlarına ne yağ alıp kullanayım bilmeyenler için söylüyorum. Bu da yine oradan. Bu da BB Beauty'nin. Yine Gritz'in kendi markası. Şöyle ekran resmi alabilmeniz için yakınlaştırıyorum. Bu da keratin. Mesela dönüşümlü kullanıyorum. Bir gün ondan sürüyorum, bir gün ondan sürüyorum. Bu şekilde saçıma çok iyi geliyor ve bunların hemen nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum ben size. Şöyle. Ya ben böyle bu şekilde kullanıyorum.
Şöyle şöyle hafif hafif. Çok diplere gitmeden. Çünkü bunlar sadece uçlara sürülen şeyler. Ama böyle çok kuru kuru oluyor ya boyadan. Hafif hafif de oradan geçiyorum ya, böyle saçı hırpalamadan. Şöyle. Evet. Sadece iki tane döküldü mesela çektiğimde. O kadar olacak değil mi? Bu kadar bakım. Saç bakım olayım benim. Farklı bir şeyler yapmıyorum yani. Saçlarınız dökülüyorsa eğer, dökülmemesini istiyorsanız, ben bunu çok çok defalarca denedim. Gerçekten de bu doğru. Stresinizi çok çok aza indirmeniz lazım. Ben mesela bazı haftaları, bazı ayları çok stresli geçiriyorum. O zamanlarda saçım çok daha fazla dökülüyor. Hemen, hemen direkt saçıma vuruyor yani, anladınız mı? Yani şu, nasıl stres yapmayacağız? Herkesin çok sıkıntısı var, herkesin derdi var. Çok doğru, çok haklısınız. Hepimizin sıkıntıları var ama şöyle yapacağız. Yani kendime zarar vermemek için bunu en az üzüntüyle atlatmam lazım. Hani başınıza bir şey geliyor. Ben çok çok etkileniyorum mesela. Ve çok böyle karaları bağlarım mesela bir şeye üzüldüğüm zaman. Çok dert ederim kendime. Ama böyle sürekli kendimi muhakeme ediyorum. Yani sürekli kendimi dinliyorum. Böyle şeyler yapmamalıyım diyorum. Kendime bu bana zarar veriyor. Beni yaşlandırıyor, saçımı beyazlatıyor, saçımı döküyor. Ne bileyim, cildimi bozuyor, kırışıklıklarımı arttırıyor. Yani bu, üzülsen de üzülmesen de gün geçiyor mesela. Anladın mı? Yani böyle düşüneceksiniz. Yani yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yarın hayatta olmayabiliriz. Bu gece hayatta olmayabiliriz. O yüzden yani çok böyle, nasıl diyeyim size, kısa vadeli düşünmek lazım. Evet, bu başıma geldi ama bunu bir şekilde atlatacağım. Bu da geçecek falan filan derken streslerle bu şekilde baş etmeyi öğrenmeliyiz. Ben en azından bunu her gün deniyorum. Size de tavsiye ederim. Ve daha az stres yaptığımda saçlarım daha az dökülüyor. Umarım siz de çok stressiz günler geçirirsiniz. Sabah rutinim bu kadardı. Şimdi dişimi fırçalayacağım ve benim için bugün artık rutin olmaktan çıkıp normal bir güne dönüşmeye başladı. Saat şu anda 12 oldu. Dışarıda işlerim var. Başka bir günde günlük rutin olarak devam ederim. Böyle bir videoya. Tam bir günü çekerim yani. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız harika olur. Bir like'ınızı alırım videoyu beğendiyseniz. Daha fazla rutin videosu için de mutlaka like atın ve bunu yorumlarda belirtin. Hoşunuza gidiyorsa bu tarz rutin videoları. Bu kadar benim sizden istediğim. Dediğim gibi like atmak ve abone olmak kanalımda ücretsiz. Bunu da dipnot geçeyim. Çünkü birçok kişi öyle zannediyormuş. Benim kanalımdaki her şey ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz kocaman. Bye bye.